Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Barış yayınlarının geçen seneki denemelerinden güzel bir soruyu sizler için çözmeye çalışalım. Daha önce çıkmış bir soruya da benzeyen bir soru arkadaşlar. Güzel bir mantığı var. Bir bakalım bir dershanede bazı öğrencilere 2 günde bir, bazı öğrencilere 3 günde bir rehberlik hizmeti verilmektedir. Aynı haftanın pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerinde rehberlik hizmeti alan öğrenci sayıları sırasıyla 68, 106, 63 ve 86 olmuştur. Buna göre aynı haftanın cumartesi günü toplam kaç öğrenci rehberlik servisinde servisinden yararlanmıştır diye sorulmuş. Şimdi e, birinci günümüz pazartesi ile şöyle bir başlayalım. Şöyle P testi yazalım. Şuraya salının S'sini yazalım. Çarşambanın Ç'sini, Perşembenin P'sini yazmış olalım. Cuma'nın C'sini yazalım. Cumartesi C ile gösterelim. Pazarı da şöyle doğrudan pazar yazarak gösterdiğimizi düşünelim. İki günde bir alan öğrenci grubumuz var. Şimdi iki günde bir alan öğrenci grubuna baktığımızda örneğin bunlardan pazartesi alanlar x kişi ise bu x kişi iki günde bir rehberlik hizmeti aldığı için salı günü rehberlik hizmeti almaz. Çarşamba günü alır. Perşembe almaz. Cuma günü alır. Cumartesi almaz. Pazar günü alır. Ama bir de iki günde bir aldığı halde rehberlik hizmetini pazartesi almayanlar vardır da Y kişi olursa e, iki günde bir alıyor. Pazartesi almadıysa ne zaman almak zorunda? Salı almak zorunda. Salı aldı, iki günde bir aldığı için çarşamba almayacak, perşembe alacak. Cuma almayacak, cumartesi alacak. Bu şekilde devam ettiğimizi ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. İki günde bir alan ekip aslında sanki iki grup gibidir. Yani bir e, pazartesi e, alıp salı almayıp çarşamba alanlar diye gidenler, bir de pazartesi almayıp salı alıp çarşamba almayıp perşembe diye gidenler onları yazmış olduk. 3 günde bir rehberlik hizmeti alanlarsa sanki 3 parçaya bölünmüşler gibi düşünülebilir. Tabii ki bu üç parçadaki insan sayıları, öğrenci sayıları birbirine eşit olmak zorunda değil. Aynı x ve y'nin birbirine eşit olması gerekmediği gibi e burada da pazartesi rehberlik hizmeti alan ama rehberliğini 3 günde bir alanların sayısını m olarak aldığımızda 3 günde bir aldıkları için bu kadar kişi pazartesi alır, salı çarşamba almaz, perşembe alır. Cuma cumartesi almaz, pazar alır. Bu şekilde devam eder. R kişi pazartesi değil de salı rehberlik hizmeti almış olsun ve 3 günde bir rehberlik hizmeti alıyor olsun. O zaman Çarşamba, perşembe almaz, cuma alır, cumartesi pazar almaz, diğer hafta pazartesi alır diye devam eder. N kişi de 3 günde 1 alırken çarşamba günü rehberlik hizmeti almış olsun. 3 günde bir alacağı için çarşamba alır, 2 gün geçeriz, perşembe, cuma almaz, cumartesi alır, pazar pazartesi almaz diye devam eder. İşte bu şekilde düzenimizi oluşturduğumuzu söyleyebiliriz. Bu şekilde düşündüğümüzde pazartesi günü rehberlik alan toplam öğrenci sayısı ne olarak gelecektir? X artı M olarak gelecektir. Salı günü rehberlik hizmeti alan toplam öğrenci sayısı S artı Y olarak gelmiş olur. Çarşamba günü rehberlik hizmeti alan toplam öğrenci sayısı X artı N'e gelir. Perşembe günü rehberlik hizmeti alan toplam öğrenci sayısı Y artı M olarak gelecektir. Bu şekilde ilerlediğimizi görüyoruz. Aynı haftanın aynı haftanın cumartesi günü toplam kaç öğrenci rehberlik hizmeti almıştır diyor. Yani bizim neyi bulmamızı istiyor? Y artı neyi bulmamızı istiyor. Peki biz neyi biliyoruz? Pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerindeki rehberlik hizmeti alan öğrenci sayılarını. Pazartesi dediğimiz zaten x artı m idi. O zaman x artı m'imiz kaç olarak gelecektir? 68. Salı dediğimiz s artı y idi. O zaman s artı y'imiz kaç gelmiş olur? 106. E, çarşamba gün 63 diyor ona biz X artı N demiştik bu kaç gelmiş oldu 63 Perşembe günü ise 86 onun da Y artı M olduğunu biliyoruz Bunda kaç olarak yazdık 86 olarak yazdık Bunları biliyoruz Y artı N'yi yakalamaya çalışacağız Nasıl yakalayabiliriz bence şu şekilde bir ilerleme olabilir Şu sondaki ikiliye bir odaklanalım e, hiç şu S'nin olduklarına girmeyelim Sondaki ikiliyi toplarsak biz şu gelecektir x artı m artı y artı n gelecektir. Bu da 86 ile 63'ün toplamından 149 gelmiş olur. E yukarıda da x artı m'miz 68. O zaman buradaki x artı m aslında bize kaçı vermiş olur? 68'i. E, biz de y artı n'yi arıyorduk. 68'e y artı n'yi eklediğimizde Bizim 149'a ulaşmamız gerekir. Bu durumda aradığımız Y artı N değeri 149 eksi 68. Yani kaç olarak gelecektir? 81 olarak gelecektir. Doğru cevabımızın burada B şıkkı 81 olması gerekir. Ee, güzel bir soru. Bence zaten dediğim gibi sınavda bir benzeri de çıkmıştı. Senesini hatırlamıyorum. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık da burada açıklayıcı olmuştur.